Herkese yeni bir Conan Exiles öğretici videolar bölümünden tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde size Conan Exiles'ta en hızlı şekilde nasıl materyal temin edersiniz? Bununla ilgili bir bilgi vereceğim. Bu oldukça kolay arkadaşlar. Öncelikle sadece Bearer bulmanız gerekiyor. Bearer oyunda bir NPC arkadaşlar. Şu an bende yakalanmış hali var. Siz bunu mapın içerisinde yakalanmamış halde tabii göreceksiniz. Yani size saldırı yapabilecek ve siz de ona saldırı yapabileceksiniz. Şu an benim gördüğüm, yani daha doğrusu sizin gördüğünüz Bearer, isimli bir Bearer arkadaşlar. TR4 olarak geçiyor. Ve çok sık her yerde karşınıza çıkmıyor. Bulduğunuzda yakalamanızı tavsiye ederim. Çünkü hemen örnek vermek gerekirse slot sayısını görüyorsunuz. 25 slot arkadaşlar. Bu tamamıyla doldurduğunuz zaman bu slot sayısını altta bir kısım daha açılıyor. Yani 25 slota ulaşıyor. Bu şu demek, buna oldukça fazla eşya yükleyebilirsiniz. Yani taşıyıcı vazifesinde bearer'lar oyunda. Yani Türkçe tabiriyle yük ve eşya taşıyor arkadaşlar. Hani doldurun doldurabildiğiniz kadar. Ağırlık problemi yok. Yani ne verirseniz verin. Yani 100 kilo da verirsiniz. 1000 kilo da taşır aynı şekilde. Hiçbir sıkıntı çekmeden sizinle birlikte taşıyıcı vazifesi yapıyor. Dolayısıyla bearer'lar neye benziyor arkadaşlar? Hemen size orijinal halini göstereyim. Bearer'ların orijinal hali bu şekildir arkadaşlar. Böyle arkasında bir sırt çantası görürsünüz. Ve zaten diğer NPC'lerden ayırmanız da oldukça basittir. Eğer ismi göremiyorsanız bu şekilde çantalı olan level 1, level 2, level 3 ve isimli fark etmiyor. Yakalayıp ya da öldürebiliyorsunuz. Öldürdüğünüzde ne oluyor? Öldürdüğünüzde bu çanta size gelmiyor arkadaşlar. Bu çantayı yakaladığınızda temin edebiliyorsunuz. Bunun sırt çantası bu ve siz kullanabiliyorsunuz bunu backpack olarak. Size ekstra bir ağırlık, encumbrance bonusu veriyor, ağırlık bonusu veriyor. Dolayısıyla çantayı da temin etmenizde fayda var. Kesinlikle işinize yarıyor oyunda. Asıl konumuza gelirsek. Şimdi bu bearer'ları öldürdük. Bearer'lar bize ne veriyor arkadaşlar? Hemen İçeride şu an benim halihazırda video için topladığım bearer'lardan çıkan materyaller var arkadaşlar. Böyle bir sırt çantası. Yani aslında şu sırt çantasının az önceki bearer'a taktığımdaki halinin yere düşmüş hali bu. Size böyle supply materials diye bir malzeme veriyor. Yani bu bearer'ları öldürdüğünüzde içinden çıkacak malzeme bu arkadaşlar. Standart olarak çıkıyor. Şimdi asıl olayımız şu. Level 1 bearer yakalarsanız böyle biraz daha düşük itemler veriyor. Yani atıyorum taş ya da odun gibi. Ama level 3 ya da isimli yakaladığınızda bu şu mouse'la göstereyim. Iron bar da verebiliyor size. Atıyorum 500 tane veriyor, 1000 tane veriyor ya da taş da verebiliyor arkadaşlar 1000 tane. Bunun dışında Alchemical Base diye oyunda çok gerekli bir item var. Onu verebiliyor. Yani ne kadar yüksek level yakalarsanız o kadar iyi item çıkarma şansınız yüksek. Bu düşük level'larda daha çok taş, odun, branch gibi yani dal parçası gibi şeyler veriyor. Ama oldukça yüksek sayıda veriyor. Yani 500 tane, 1000 tane falan veriyor. Bu da çok hızlı şekilde lootlamış, yani loot yaptığınız anlamına geliyor. Hemen size örnek vereceğim. Bunlar nasıl açılıyor arkadaşlar? Şimdi bunları bir öldürdüğünüzde hemen açmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kalkıp da size 1000 tane taş verirse büyük bir ağırlık oluşacak sizde. Ve taşıma zorluğu çekersiniz. O yüzden bu materyali düşürdüğünüzde üzerinize alın. Base'inize geldiğinizde açın. Çünkü 5 kilo bir tanesi. Ama şimdi bunun içinden çıkacak itemi göstereceğim size. Şimdi kalkıp da 1000 tane taş verirse size 100 kilo oluyor bu sefer. Dolayısıyla taşıyamazsınız. Hemen bunları video için toplamıştım. Hep birlikte açalım bakalım bize neler verecek. İlk çantadan başlıyorum. Açtık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1000 tane Iron Stone verdi. Yani şu an demek istediğimi daha iyi anlamışsınızdır. Kiloyu görüyorsunuz. 130 kilo. Yani bunu evde açmanızda fayda var.
500 tane de kuş tüyü verdi arkadaşlar. Devam edelim açmaya. 500 tane branş verdi. Çok iyi. 500 tane odun verdi. Gördüğünüz gibi süper itemler veriyor. Bir 500 tane daha branş verdi. Yine branş verdi. Bu şekilde açıyorum. Siz de gözlemlemiş olun. Bir 500 tane daha Ironstone ve tüy verdi. Oldukça iyi. Evet, gördüğünüz üzere 500 tane alkemikal base verdi arkadaşlar. Bu çok değerli bir materyal bu oyunda. Yani dolayısıyla bunu çok kısa yoldan farmlamış, temin etmiş oluyorsunuz. Bunu craftlamaya kalksanız çok fazla materyal istiyor. Yani altın tozuyla gümüş tozu istiyor. Ve bir ikorla da karıştırdığınızda size bu malzemeyi veriyor. Yani bu şekilde kasmak oldukça basit. Ve 500 tane de kristal verdi bize yine. Açalım bunları böyle. Yine Ironstone. Çok güzel. Kristal. 1000 tane. Kemik verdi. Gayet iyi. Tüyle yine Ironstone verdi. 500 tane taş verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. 65 kilo. Yani bu materyalleri bir 500 taş daha verdi. Bu materyalleri base'inize getirip açmanızda kesinlikle fayda var. Gördüğünüz üzere hepsini bir açalım bakalım bize ne kadar item verecek. Hep birlikte görelim. 750 tane verdi Alchemical Base. Çok iyi. Yine odunla bark verdi. Ağaç kabuğu bu da çok iyi. Hızlı yoldan bu şekilde arkadaşlar. Farm ne kadar kolay yapılıyor görüyorsunuz. Sadece toplamanız gerekiyor. Ben bunları biriktirdim. Siz bir kerede de açabilirsiniz base'e geldiğinizde. O yüzden tamamen size kalmış. Şimdi hemen bakarsak gördüğünüz üzere 1000, 2000, 3000 tane Ironstone verdi arkadaşlar bize. 2000 tane taş verdi. Pardon, 3000 tane taş verdi. 1250 tane Alkamikal base verdi. Yaklaşık olarak 2-4000 tane branch verdi. 3000 tane odun verdi. Yani görüyorsunuz oldukça kolay arkadaşlar bu şekilde farm yapmak. Size de tavsiye ediyorum. Sadece tek yapmanız gereken bir yıldızları bulduğunuzda eğer yakalamayı düşünmüyorsanız öldürüp içindeki Supply Materials denen kutuyu almak ve base'inize getirdiğinizde açmak. Hepsi bu kadar basit. Bir bölümümüze daha burada son veriyorum. Bir başka bölümde öğretici videolar serimizde yine karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.